Şimdi Aykut Bey, derler ki Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'ta bu ilginin nedeni buradaki emlakın diğer dünya ülkelerine ya da komşu ülkelere göre daha ucuz olmasıdır. Bunu size sorayım bir uzman kişi olarak. Evet. Yani gerçekten bizde emlak ucuz mu? Kuzey Kıbrıs'ta diyebilirim ki en ucuz, hatta tek ucuz şey emlak. Niçin? Neden? Çünkü yaşadığımız coğrafya itibariyle Kuzey Kıbrıs küçük bir alan gibi gözüküyor ama İstanbul gibi bir alanda sadece 300 bin kişi yaşıyor. Şimdi bu kadar büyük bir alanda diyeceğim 300 bin kişi azdır. Bize belki az gelmeyebilir ama dünya ölçeğinde, Avrupa ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde gerçekten çok düşüktür. Bu yani nüfus. Arazi çok, yani kilometre kareye düşen insan sayısı bakımından evet, mı? Kilometre kareye düşen insan sayısı çok düşük. Peki ama bu ucuzlukla ne alakası var? Tabii arz talep dengesiyle alakalı var. O kadar boş arazi var, o kadar arz arazi olarak var ki bir türlü arazi fiyatları Türkiye veya Avrupa seviyesine veya Rum tarafındaki seviyeye gelmiyor. Aynı şekilde... Peki ama bu bir şey yapıyor mu? Bir ilgiyi artırıyor mu Kıbrıs'ın kuzeyine? Yani madem ki ucuzdur gidelim oraya yapalım diyor mu yabancılar? Yani siz baktığınızda bu yığınla toplu konutun talep edenleri yabancılar mı? Ben onu da merak ediyorum. 2008 döneminde yoğun olarak yabancılar. Geldi yabancı. Ama neden geldi? İşte o dönem sadece Kuzey Kıbrıs'ı değil veya Kıbrıs'ı değil bütün dünyayı pazarladılar. Yani bu global bir balondu. Karşılığı olmayan paralar finans sistemi üzerinden gayrimenkule yönlendirildi. Kuzey Kıbrıs'ta bundan nasibini aldı. Kuzey Kıbrıs o dönem işte Annan Planı sonrasında falan işte bir de güvenli bir zemin oluştu. Kıbrıs Türk halkının çözüm isteği ve bu bunu ısrarla talep etmesi bizi daha kabul edilebilir bir meşru bir zemin yarattı. Kuzey Kıbrıs için meşru bir zemin yarattı. Bu meşru zeminle birlikte global pazarda esen rüzgardan ki çok çok ucuzduk biz, daha da ucuzduk. Yani şimdi 60 bin pound olan 70 bin pound olan 3 artı 1 bir daire o zaman 20-25 bin pound'tu. Aha. Göncelideki 5 bin poundluk bir arsa 60 bin pound'a geldi. Yani bu kadar ucuz neden almasınlardı ki? Para çok, yer ucuz, bayağı fiyatlar Kuzey Kıbrıs'ta yükseldi. Ama şu anda yabancı az, Türkiye'den buraya ağırlık ilgi var. İşte ona geleceğim. Evet. Gerçekten bu üniversite öğrencilerinin artmasıyla bir paralelliği var mı bu talebin? Kesinlikle var. Merak ediyorum. Kira fiyatları bir apartman dairesinin örneğin 10 yılda kendini geri ödemesine vesile oluyor. Yani 10 yılda kendini ödeyen bir yatırım İstanbul'u ele alacak olursak 20-25 yıl, 30 yıllara varan, Antalya'da 35-40 yıllara varan durumlar var. Yani adamın iki tane çocuğu varsa, evet. Arka arkaya beşer yıl okuyacaksa, buradan bir daire almayası pratik bir çözümdür. Sadece Türkiye'den, hayır, Türkiye'den çocuğunu okutmak için daire almıyorlar. Bu var. Buradan bir tane değil, bir apartman alayım, kiralayayım öğrencilere, oğluma, kızıma değil. Yatırım olarak değerlendiriyorlar. Bir de Türkiye'de bir huzursuzluk var. Yabancılar da böyle yatırım düşünüyor. Yabancılar mu? Bu yatırımda değiller şu anda. Ne Türkiye'den yapalım? Buraya böyle yatırım var. Bir de yerli insanımızda böyle bir bilinç oluşmaya başladı. Yani bankada param var. Paramı aldığım faiz çok düşük. Böyle bir yatırım yaparsam 10 yılda kendini öder, ikincisini yaparım, üçüncüsünü eklerim falan diyen, hatta iki tane alabilirim ya niye bir tane alayım? İki tane de sonra alırım kendi kendine ödüyor. Hatta borçlanırım, kirayla kendi kendine öder eğilimi ve bilinci artıyor. Yani benim dikkatimi çekiyor bu. Yani Kıbrıslı Türklerin kendileri de bankalarda bekleyen kaynaklarına şimdi bir göz atıp ya bunu emlağa aktaralım daha karlı bir alandır diyorlar mı? Böyle bir yükselme oldu mu bilinç düzeyinde? Yeterli değildir o. Aha. Ama bu bilinç yükseliyor. Biz de bu konuda çok yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Vatandaşa, yatırımcıya veya işte yurt dışından gelen bu konuları da bilgi almaya çalışan müşterilerimize.